Evet, şimdi Eleusa Sebaste antik kentinin kuzey nekropolündeyiz. Bu nekropolün turizme açılması için çevre düzenlemesi yapmamız gerekiyor. Öncelikli olarak bir dijital arşiv oluşturulacak. Buranın kazısı yapıldı, tipolojik çalışması da yapıldı mezarların. Farklı pek çok tipte mezar olduğu için öncelikle bunların dijital olarak veri halinde kaydedilmesi gerekiyor. Şimdi nekropol alanında özellikle insanların rahat bir şekilde var olan mezarların arasında gezmesi için bir rota belirlenecek aslında. Sonrasında o da mezarlarla ilgili. Zeminde şey olmuyor mu? Zemini kullanmıyor mu? Bu sezonki çalışmalarımız ağırlıklı olarak depo çalışması ve arazide belgeleme dijital veri elde etme amacıyla yürütülen çalışmalar şeklinde ilerlemekte. Şu anda kentin kuzey nekropolünde bulunmaktayız. Bu nekropol antik Roma yolu üzerinde farklı pek çok tipolojideki mezarı barındıran bir nekropol. Bu nekropol alanının nekropolün turizme açılması amacıyla özellikle çevre düzenlemesi yapılmaya başlanacak.
Şu an projelendirme aşamasındayız. Bir ön hazırlık çalışmaları yapılmakta. Buradaki mezarların tipolojik çalışmaları yapıldı, yayınlandı. Ama çevre düzeni yapılması ve turizme açılması amacıyla bir gezi güzergahı belirlenmesi ve yine buradaki mezarların dijital verisinin elde edilerek, orta fotoğrafları çekilerek bir şekilde belgelenmesi ve tanıtım amacıyla da kullanılması hedeflenmekte. Çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Bu Antik Roma yolu üzerinde bulunan Kuzey Nekropolümüzde farklı pek çok tipolojide mezar bulunmakta ve Roma döneminden itibaren bu mezarlar yapılmış. Geç dönemde de yine Bizans döneminde de tekrar kullanımlar görmüş. Genellikle toplu aile mezarları olarak kullanılmış burası. Büyük oda mezarlar var. Belli aile üyelerinin defnedildiği ve birkaç kere tekrardan kullanıldığı mezarlar olduğu düşünülüyor. Yine lahit mezarlarda yine bireysel gömülerin yapıldığı, birazcık insanların ekonomik sınıfına göre de hitap eden bir nekropol burası. Bu bölgede özellikle Kilikya bölgesindeki en büyük nekropollerden bir tanesi ve hali hazırda zaten pek çok mezarda korunabilmiş durumda ve dediğim gibi çok farklı tipolojide pek çok mezarı barındırdığı için turizme açıldığı takdirde büyük bir turizm potansiyeline sahip olacak burası ve bölgenin tanıtımı açısından çok önemli olacak ve kentin ne kadar büyük olduğunu aslında, kentin nüfusunun nasıl olduğu, ekonomik düzeylerinin ne olduğunu da çok net bir şekilde aslında burayı ziyaret eden insanlara gösterme ve aktarma şansına sahip olacağız. Nekropolde bulunan iki tane anıtsal tapınak tipli mezar dediğimiz mezar anıtımız var. Onlar tabii ki o dönemde yaşamış olan insanlar içerisinde birazcık da daha ekonomik statüsü yüksek olan ya da idareci sınıftan insanların mezarları olduğu düşünülüyor. Onun için özellikle o tapınak tipli mezarlarda bu bölge tipolojisinde önemli bir yer ediniyor.